Türk'ün kurtuluş ateşi Samsun'da yandı. Mustafa Kemal 104 yıl önce bugün Anadolu'ya ayak bastığında bir ulusun özgürlük aşkı yeniden alevlendi. Bugün o heyecan aynı coşkuyla başta Samsun, Anadolu'nun dört bir yanında bağımsızlığa olan bağlılık ve kararlılıkla yeniden yaşandı. Kurtuluş ateşi 104 yıl önce bugün yakıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi ama mücadelesi 104 yıl önce bugün başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tam 104 yıl önce bugün tam da burada başlattı o kahramanlık mücadelesini. Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs'ta kurtuluş ateşi tam şu an bulunduğumuz noktada yakıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı vapur iskelesinin üzerindeyiz. Atatürk'ün Samsun'a karaya çıkışı temsili olarak canlandırıldı. Türk bayrağı askerler tarafından taşındı. Mustafa Kemal'i taşıyan bandırma vapuru 104 yıl önce bugün sabah 8'de Samsun'a yanaştı. Üzerinde bulunduğumuz iskelede bir grup onları karşılamak için beklerken Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey açıkta bekleyen bandırma vapuruna giderek Gazi Mustafa Kemal'i sandalcı Mustafa Karakaş ile birlikte bulunduğumuz bu iskeleye getirdi. Sonrasında ise vapurdaki herkes tek tek sandallarla karaya taşındı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanınca Samsun'da bir tek sigara üreten Fransızlara ait üzerinde bulunduğumuz bu reji iskelesi sağlam kalmıştı. Şimdi ise bu iskelede Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya ayak bastığı anı simgeleyen ve gerçeği aratmayan heykeller bulunmakta. Gece Fener Alayı, sabah kırmızı bayraklı yürüyüş. Samsun'da Gençlik ve Spor Bayramı gün boyu coşkuyla kutlandı.